Evet, tabii bugün ne yazık ki 5.8 büyüklüğünde Marmara Denizi Silivri açıklarında tam saat 13.59'da bir deprem yaşadık. Ben öncelikle bütün İstanbullu hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ndeyiz ve buradan bütün İstanbul'da hemşehrilerime söylemek isterim ki şükürler olsun bir can kaybımız yok. Ciddi anlamda bir yaralanma ihbarı da yok şu an bize ulaşan. Yanı sıra yapılarla ilgili bir kısım ihbarlar aldık ama bunları soruşturduğumuzda sadece Avcılar ve Sarıyer'de minarenin üst noktasındaki bir devrilmenin dışında yapı yıkımları ile ilgili ihbarlar asılsız çıktı. Bunlar tabii bizi sevindiren haberler. Elbette ki deprem biliyoruz ki İstanbul'un bir gerçeği ve doğanın bir gerçeği ve hepimiz biliyoruz ki deprem tek başına insan öldürmüyor, ihmal öldürüyor. Depreme hazırlık yapmazsanız ve binalarımızla ilgili sıkıntılar can kaybına sebep oluyor. Dolayısıyla Allah korusun. İnşallah temenni ediyoruz ki en hızlı bir şekilde İstanbul'a hep birlikte müdahale edeceğiz. Tabii 20 yılı aşkındır aslında depremle alakalı hepimiz teakkuzdayız diye düşünüyoruz. Fakat ne yazık ki İstanbul'da riskli bina sayısı hepimizi rahatsız etmekte. Bu konuda göreve gelir gelmez başladığımız alanlardan birisi. En üst mesele olduğunu, seferberlik meselesi olduğunu, milli bir mesele olduğunu ve bu süreci oturup hep beraber konuşmak zorunda olduğumuzu, devletimizin en üst kademeleriyle belediyemiz her aşamasında bu süreci en ciddiye alacak şekilde ve kesinlikle hiçbir taviz vermeksizin kararlı olarak süreci tamir etmek zorunda olduğumuzu hep ifade ettim. Bugün de aynı noktadayız. Elbette bu hazırlığı yapacağız. Afet bilincini geliştireceğiz. Ciddi eğitimlerimiz olacak. Ve İstanbul'da afete hazırlık noktasında hazırladığımız uygulamayı devreye almak için çalışmalarımız bitmek üzere. Ve İstanbul'da yeni 859 adet deprem toplanma alanı tespitini yaptık son bir ay içerisinde. Bu konuda hazır olanlar var, olmayanlar var. Bunların hazırlık çalışmalarını yapacağız. Ve çoğu bunların İstanbul'un merkezi ilçelerinde yani Fatih'ten Beyoğlu'na, Şişli'ye hatta Beşiktaş'a, Üsküdar'a, Kadıköy'e varıncaya kadar bu manada çalışmalarımız var. Ama dediğim gibi bütün bunlar bir yana bugün ciddi bir ikaz almış durumdayız. Bu ikazı milletçe değerlendirmekle mesulüz. İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi olarak görevimizi son noktasına kadar yerine büyük kararlılıkla getireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Şu anda da dediğim gibi AKOM'da bütün arkadaşlarımla teyakkuz halindeyiz. Aynı zamanda İKTAŞ, SKADA diye bilinen yine merkezimizde arkadaşlarımız süreci takip ediyor. İSKİ olsun, diğer iştiraklerimiz olsun tümüyle sürece müdahale edecek şekilde hazır burada bekliyoruz ama dediğim gibi sevinçliyiz ki can kaybımız yok. Ciddi anlamda bir yaralanma ihbarımız yok. Gelişmelerle ilgili arkadaşlarımla, depremle ilgili uzmanlarla elde edeceğimiz toplantılar ve fikirlerle yine sizlerle buluşacağım ve sizleri mutlaka bilgilendireceğim. Tekrar vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Yok, tamam.